Gittin. Şampiyon. Emre Akbaba Galatasaray şampiyonluklar etti o zaman. Olabilir. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence öyle de. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ya o kadar o golü atsaydı var 3-0. Şimdi futbolcu psikolojisi, takımın psikolojisi yıkılmıştı. O 6-7 falan olurdu belki de o maç. 3-0'dan sonra biliyor musun? İlk yarı 3-0 olacaktı atsaydı. Tabii giderdi ondan sonra. Elbette ki tek cümle değil. Yok canım. Evet. Elbette ki değil ama Galatasaray'ın şampiyonluğunu kaybetmesinin bir numaralı sebebi Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltıdır. Çünkü aynen hocanın dediği gibi 3 ile girsen 8'i 9'u var ve iş bitti orada. Ben de bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. Ben Galatasaray'ın genel spor kamuoyu da zaten yok, herhalde aynısını düşünüyordur. Ben bilgiyle de söylüyorum. Hı hı. Yani Galatasaray'ın içerisinden çok değerli, kıymetli o gün sahada olanlardan aldığım bilgi de bu. Ya rakip takımı düşün. 3-0 olmuş ya da yerle 1 olmuşsun. Zaten averaj hesabı girdi. Yaptığın 2-0, bir şey oyuna girdi. Tabii. Yani Deniz'le oyuna girdi. İstediği kadar Deniz'i düşün abi. Recep Niyaz kendine tekim gol attı. Göstermeyecek mi kendini yani? Sagal yok o takımda. Ona rağmen gidip ikinci yarı neredeyse maç ortak olacaklardı. Ya 3-0'dan sonra fark açılabilirdi. Neyse yani, penaltı. Emre Akbaba nasıl Galatasaray yani şampiyonluk etmişse Gezal'da attığı penaltıda Beşiktaş şampiyon yapmadı ama dediğin son derece doğru. Gezal tapusunu almak iş değil. Anlaşır gibi sonrası geliyor bana. Öyle tahmin ediyorum. Tapusunu almak her şey değil. Dediğim, yani. Ama şimdi Emre Akbaba'nın da Evren de hatırlattı bana. Konya ve Trabzon maçları var tabii. Onlara attığı atmamış gol, olsaydı tabii. Denizli tabii maçına hiç iş kalmayacaktı Galatasaray 1.7 milyon için euro aldıktan sonra onları da yapsın izin verirsen yani. Yok yok, Emre iyi futbolcu, ben beğeniyorum çocuğu. Bence de Galatasaray'a çok 1 milyon euro yıllık anlaşmaya bir şey söyleyeyim mi? Yeni kontrat yapılması ama lazım. Ama çocuk da var ya, parkta gezerken sakatlanmadı ya. İki tane korkunç sakatlık geçirdi. İkisi de Galatasaray'da maçın içinde ya. Bunlara da hesaba katmak lazım. Toplam yani paket kaç para biliyor musun? 9 milyon 100 bin euro. Hayatında 9 milyon 100 bin euro oldu mu? Olur 9 inşallah, milyon olur. 100 bin euroya iki sakatlık tamam Galatasaray ama için. Ama Galatasaray sonuç, için oldu yani. Sonuç, niye dönemedi sakatlıktan? Dönüyor, nasıl dönemedi? O penaltı, bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi beni Emrah Korkunç'a ikna edemezsiniz. Benim gözümde Galatasaray kontrat yapmalıdır. Yılda 1 milyon liraya kontrat yapmalıdır. 1 milyon lira mı? Lira. Çok sen açık söylüyorum. Sen de çok gaddarsın ya. Bugüne kadar aldıklarını saysana. Bak bir şey söyleyeyim. Ya be, bak bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir bakacak yandakileri. Kaç para alıyor? Sinem kaç para alıyor? Hemen gitsin Alanyaspor'a. Sen kaç hemen para alıyorsun? Ben kaç para alıyorum? Ya yuh. Diyeceğim ki bu kadar Alanya alıyor Spor'a ya. Hemen Alanyaspor'a. Göz değerim biliyor musun? Hemen Alanyaspor'a. Altay, bak Altay geldi. Alanyaspor geldi. Hemen Alanyaspor'a. Ya yok ya, sen abici o kadar öyle şey olmaz ya. Çok gaddarsın, olmaz. Sonra bak ne olur biliyor musun? Adam der ki arkadaş veya bir arkadaşları der ki ya bu adam sakatlandı. Sakatlandı yani, Galatasaray için sakatlandı bu. Parkta gezerken sakatlanmadı. Arkadaşları da yarın bir gün bizim başımıza da bunlar bizim gelirse dememizde bir şey olmayacak. Zaten Galatasaray minimum 6-7 milyon lira verecek. O yüzden Galatasaray'da para çok herhalde verecekler ya. Galatasaray'da bu kadar borcu var gibi. Ben anlamadım ya, bunu nasıl kapatacaklar? 2 milyonun üstünde dün açıklanan rakam Aralık kim 2020 öyle itibariyle. Bütün hepsi var ya, bütün adaylar ya, çok cesaretli. Geleceğiz oraya da. Biliyor musun? Çok cesaretli ya. Neyse oraya gelince konuşuruz oraya da. Neyse Gezal'la anlaşılır. Gezal ama söylediğin evet bir şey var. Son iki kontrat doğru söylüyorsun. Şimdi 33'te yapacağın kontrat başkadır. 29'da yapacağın hı-hı kontrat başka. Şimdi burada 4 senelik bile yapabilirsin. Tamam. 33'e kadar dersin ki Gezal'ın klası zaten fazla koşmuyor. Yani koşmuyor derken son 15 dakikayı çıkart Gezal'ın, müthiş bir futbolcu. Son 15 dakika müthiş ya. Yani her takımda oynar ama son 15 dakika o temposu düşüyor. 4 senelikte kontrata yaparsın. Sana 4 senede takır takır Türkiye liglerinde her sene seni şampiyonla oynatır. Fener'de de oynar, Galatasaray'da oynar. Bugün ne geldi sabah aklıma biliyor musun? Hep Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bu Gezal'ı niye istemiyor ki? Almıyor. Mesela ama şey de var tabii. Bir etik olarak da herhalde bunları yapmak da istemiyor. Ya, şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ilk Gezal. Öyle şey olmaz ya sen. Değil abi. Fark etme, olmaz. Fatih Terim de alabilir Fenerbahçe. Şu anda Galatasaray'ın antrenörü değil ki. Ya Fatih Galatasaray, Fenerbahçe almaz ama bak Sergen'i alabilir. Sergen Hoca da Beşiktaş'ın antrenörü alabilir değil. Alabilir ama almazlar. Cezalı alabilir. Ben olsam yani işte ben dedim ki problem görmem arkadaş ama alamıyorsan ben İrfan alayım dedim. Aldı. İrfan Can'ı aldı işte. Bak alamıyorsan dedim konuşurum Ahmet Nurçebi ile. Dedim ki arkadaş bunu alıyor musun? Ben hiç konuşmuyorum. Girmeyeceğim. Olmadı. Girerim devreye alırım. Alırım ama. Tabii şu an hani görüşme ne durumda tam olarak bilemiyoruz. Çünkü Leicester'a gelen Monaco'dan da teklif olduğu konuşuluyor. 10-12 milyon abi eurolar. Bir şekilde oralara yani Beşiktaş çıkamayacağı için. Ya nereye ya? Peki Beşiktaş bile 6-7 çıkamam milyon euroya çıkar mı? Ayrıca bilmiyorum o kadarını da bir de Rozier var. Tabii. Rozier meselesi abi de var. Ben olsam Rozier'i kesin alırım.
Şimdi bir tane sağ bek makul abi. Dörde makul, falan daha makul. Evet. Biraz daha birisini de konuşuyorlar galiba ihtimalle. Bir sağ bek ama galiba Beşiktaş. Sanki öyle bir şey duydum, aklıma şey geldi. Ama ben Rose niye Rose olur biliyor musun? Bak, Şampiyonlar Ligi'nde biraz sonra bizim milli takımı da geliriz. Abi iki yönlü oynamayan bir adamı ben Şampiyonlar Ligi'ne almam. Almam. Şimdi Chelsea, şurada konuştuk. Chelsea müthiş oynuyor. Herkes koşuyor arkadaş. Chelsea'den kaç tane futbolcu ismi biliyorsun? Allah aşkına söyle. Biliyor musun? Sinem sen biliyor musun? Hocam yapma ya. Hocam yapma ya. Ya ben Mendy'den başlayayım ya. Sen oraya bakma orada. Notlarımızı almıştık o kadar yapma. Değil yani. Ya kaç tane biliyorsun? Jorginho var, çok yakından tanıdık ne? Hocam. Daha çok yeni. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şunu söyleyeceğim ya. Koşan adamlar arkadaş. Koşuyor. Bir pres yapıyor herif. İtalya'da da öyle. Kıpırdatma. Şimdi geleceğiz ya. Kıpırdatmıyor arkadaş seni. Biz diyorlar ki şimdi. Çok gülüyorum bazen. Çabuk çıkmamız lazım. Ulan nereye çıkıyorsun ya? Tabii çabuk çıkmak lazım da nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın yani? Tabii çıkarsın şöyle. Karşısında bizim il takımı sen ben falan olsa kameraman arkadaşlar rahat rahat çıkarlar. Bu çıkartmıyor seni herif. Koşan. Mücadele edeceksin. Onun için mesela Rozier iki yönlü oynuyor arkadaş. Şampiyonlar Ligi'nde oynar. Gezal 75 dakika müthiş yönler. Son 15 dakika kement atacaksın, alacaksın kenara. Çünkü o İtalyan'ın sol bek ismi ya. 4 numara. Nasıl geliyor oradan ya? Nasıl geliyor herif ya? 90 dakika adamı tutmaktan o Kenan Karaman yoruldu herhalde. Ha? Devamlı adamı kontrol etmeye çalıştı yani. Çünkü bekler öyle. Şampiyonlar Ligi böyle. İki bek geliyor. İki taraftan geliyor. Onun için de bekler, forvetler. Ona göre oyuncu alacaksın. Ben Rozier'i daha önde tutuyorum yani. Ha, Türkiye şampiyonluğu için Gezal şart. Şart ya arkadaş. Alacaksın adamı. Peki arkadaş. Gezal'la Rozier gibi alternatif isimler bulunamaz mı? Bulunur. Bulunur. Feryan bulur. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hep söylüyorum. Sonuçta hani Gezal'la Rozier'in de böyle performans göstereceğini bilmiyor musun? Sinem, insanların vakti yok. Mehmet'in vakti yok. Bak benim var mesela ama. Başkanların vakti yok. Bilmem ne. Scoutları da anlamış değilim. Çünkü bu iş bir kabiliyet işidir. Görüş için. Şimdi bir program var. Seyrediyorsun orada ya. Bas şimdi Danimarka'ya. Tamam mı? Bak milli maçlarını istiyorsan milli maçlarını. Şey maçlarını istiyorsan lig maçlarını giriyorsun. Birinci, ikinci zor maçları. Bas hiç şey yapma. Santifor şu falan filan yapma. Git maçı seyret oradan. Tık 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 adamları bulursun. Ondan sonra bak adamları nerede oynuyor. Birer maçını seyret. Rahat rahat. Bak ya. Çok daha ucuza. Hı-hı. Bak ne oldu biliyor musun? Nelere bakıyorum biliyor musun? İngiltere 3. lige bakıyorum. 3. ligde 1. lig, 2. lig var biliyorsun orada. Şeye çıkan bir bakıyor herif 27 gol atmış bir tane. Ya şu Delali falan var ya McDonald's'tan geldi. Ya gidi alır mı herifi ya? Koşarak gider alırım gelirim. Belki Gezal'dan iyi bilmiyorum. 27 gol ne demek ya 2. ligde? 1. ligde. Yani müthiş adamlar bulunur. Ama bizde kimse böyle şey yapmıyor. Hocam herhalde. Doğru söylüyor. Ben ona ilavelerde bulunayım. Hocanın dediği param varsa alırsın. Yani param varsa yancıkta oyuncuyu alırsın. Ama oradaki sorun da bulursun. Oradaki sorun şu hocam.